Merhaba arkadaşlar, İrem Cengiz'le Popcorn'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Genç oyuncuları konuk almayı sevdiğimi biliyorsunuz. Konseptin başlığın adında bununla bağdaştırabilirsiniz. Size daha önce de söylemiştim, beğendiğiniz, istediğiniz oyuncuları aşağıya yorum olarak bırakın, biz ulaşabildiklerimizi çağırabiliriz diye. Bugün yine böyle bir isim gelecek. Asena Keskinci'yi davet eder misin İrem ablacığım? İşte Asena Keskinci gelsin, Bez Bebeğin Kız oyuncusu gelsin. Sevilen bir oyuncu, anladığımız, gördüğümüz kadarıyla ulaştık kendisiyle, konuştuk, bizi kırmadı sağ olsun. Bugün programımızda onu ağırlayacağız ve Asena Keskinci gelsin lütfen. Asena hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Asena ile kavuşmamız gerçekten biraz olaylı oldu. Ağlıyorum. Anlatmak istiyorum, izin verirsen. Biz işte sözleştik, stüdyomuzun yerini konuştuk. Stüdyomuzun yeri Karaköy'de ama Kadıköy olarak anlaşmazlık oldu aramızda. Koskoca İstanbul. Dolandırdık Asena'yı. Asena bu güzel havada bir İstanbul turu yaptı. Karşıyaka'ya geçti, boğaz havası aldı falan derken. Ben de burada seni beklerken ahtapotlu cips yiyordum. Hiç yedin mi daha önceden? Hayır. Denemek ister misin? İmem olur. Ha, dene bak. Biz de bugün denedik. Böyle bir parça kavurup bakabilirsin tabii. Asena ile ahtapotlu cips challenge. Ben de yiyeceğim seninle. Acı bir tık. Değil mi? Hı-hı. Normal hayatta yer misin peki böyle bir şey? Tayland'dan geldi. Yerim ya. Yer misin? Acı seviyorum. Hı-hı. Güzel. Yenir. Asena gelir gelmez peki ahtapotlu cips yedirmeme ne diyorsunuz gerçekten? Bu arada seni izleyenler gerçekten çok... Yani yorumlara bakıyoruz. Ben özellikle söylüyorum, böyle istediğiniz, siz de söylediğiniz, işte beğendiğiniz oyuncuları söyleyin, bize davet edelim diye. Seni çok isteyen oldu gerçekten. Çok takip edenin var. Seni görmek istiyorlar. Hani YouTube'da herhangi bir projelerde. O yüzden biz de sana ulaştık. Sen de kırmadın, sağ ol. Ne demek? Burada buluştuk sonunda. Zor da olsa. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Şimdi ben konservatuara hazırlanıyorum. Şu anda lise sondayım. Üniversiteye hazırlanıyorum. O yüzden çok aslında yoğun bir dönem. Oyunculuk? Oyunculuk şu ara gerçekten düşünmüyorum çünkü... Hayır, oyunculuk olarak mı konservatuar? Evet. Tiyatro bölümüne gireceğim. Şu anda da zaten Mimar Sinan'ın lisesinde okuyorum. Yine tiyatro süper bölümünde. Fakat çok yoğun bir dönem. O yüzden hani hiçbir şey yapamıyorum gerçekten. Her gün hatta bir yani... Ara verdin yani. Evet. Bu yıl için hiç uyumadığım günler dahi oluyor. Eminim öyledir. Konservatuar gerçekten yani... Okurken daha zor olacaktır ama hazırlık aşaması da çok zor. Peki sen de çok genç yaşta başlayan oyunculardansın. Seni en çok Bez Bebek'ten tanıyorlar. Biz Bez Bebek'ten Ege'yi de ağırlamıştık programımızda. Ege'den sonra da zaten seni görmek isteyenler çok oldu. Nasıl oldu senin için o süreç? Biraz anlatır mısın bize? Nasıl başladın? Zaten çok küçüktüm. Audition'a gittim. Bir de çocuklardaki enerji daha farklı oluyor. Ve hani bir sürü çocuk katılmış. Bize Ege'yle seçildik. 3 yıl sürdü. Çok uzun sürdü ama çok sevildi. Bilmiyorum, benim için çok eğlenceliydi. Birazcık da oyun gibi geliyordu zaten. Yaşım da küçüktü ama ben oyunculuktan her zaman çok keyif alıyordum. Zaten o yaştaki bir çocuğu sevmiyorsa oynatamazsın. Evet. O yüzden. Kaç yaşındaydın bu arada? Ben ilkokula başlamadan başladım. 5,5-6 yaşında başladım. 3-3,5 yıl sürdü yine. Böyle sihirler, mirler, bezmedek evet, de yine böyle. Evet, benim için eğlenceliydi. Eğlenceliydi. Sen de kaptırıyor muydun kendini? Yok, onun gerçekliğini farkındaydım çünkü bize sürekli söylüyorlardı. Hiç böyle ben mesela çok soruyorum, işte sihirli annemden falan gelenler oluyor, böyle Selena'dan falan. Hep böyle şey cevabını bekliyordum. Evet, inanıyorum ya, ben de sihir yapmaya inanıyordum falan bekliyorum da hiç, çocuklarımız çok bilinçli yani, hiç öyle ben olsam inanırdım mesela. Zaten hani Dreambox'ta yine çekim yapıyorduk. O sebepten hani çok... İnanamıyorsun bir şeye. Set ortamına gittikten sonra anlıyorsun. Orada da çok iyi oyuncular vardı bu arada. Evet. Kadrosu çok iyiydi. Görüşüyor musun hala oyuncularla? Görüşüyorum. Evrim ablayla görüşüyoruz. Allah rahmet eylesin Ay abla vefat etmeden önce sürekli görüşüyorduk. Çok severim. Evet. Gerçekten. Çok sağlam bir... Çok çok severim. Evet. Oyunculuğu vardı onun da. Ferdi abiyle görüşüyoruz. Oranın müdürünü oynuyordu kendisi. yani genel olarak görüşüyoruz. Ege ile görüşüyoruz yine. Peki başka bir proje olmadı mı böyle tekrar Bez Bebek kadrosuna dair? Hani çok hala izleniyor Bez Bebek, görüyorum. Ya şöyle, Evrim ablayla biz bir işte oynadık. Evrim Köstebekliler diye bir çocuk işi yaptık biz yine. Biliyorum, evet. Onun bir filmini çektik. Birinci filminde iki film çektik. Birinci filminde yine Evrim ablayla oynadık. Orada ama birazcık daha farklıydı karakteri, böyle kötü bir... ablamız oynuyordu orada. O da eğlenceli. Evrim Hanım da her role girebilecek bir oyuncu değil çok mi ya? Iyi. Gerçekten öyle. Hani hem iyi hem kötü. Biz onu Avrupa Yakası'nda tanıdık falan böyle. Set ortamında nasıl, çok eğlenceli bir karakter. Çok eğlenceli, evet. Çok eğleniyorsunuzdur eminim. Sen
hiç değişmeyen bir siması olan bir yapıya sahip. Hani ne bileyim kaç yıl geçmiş aradan hala o çocuksuluğun var mesela suratında. Nasıl tepkiler alıyorsun insanlardan? Ya şöyle, yolda artık o kadar fazla tanımıyorlar. Kanımca bu iyi bir şey çünkü gerçekten tanınmak beni çok o dönemde, hele bir de bunu çocukken tatmış birisi olarak beni çok yordu. Ama hala daha mesela yolda görünce yüzümden hani gerçekten umursun ya ne kadar büyümüşsün falan gibi tepkiler alıyorum ama demek ki hala daha yüzümden tanıyabiliyorlar. Çok değişmemiş evet, olmam gerekiyor. Evet. Yani işte bazı çocukken oynadığı roller böyle insanların gerçekten o kişiliğine yapışıp devam edebiliyor. Evet. Bunun hem avantajı hem dezavantajı oluyor alacağın, rol alacağın projelerde. Hiç yaşadın mı böyle bir şey? Şöyle, aslında ben kötü karakter oynamayı hep çok istedim. Dedim hani kötü ne olur oynayayım ve işte geldi. Sonrasında o iş komple olmadı hani. Yapımcı işten vazgeçti. Ama hala da ben böyle bir kötü karakteri oynamayı çok istiyorum. Eminim çok keyifli olur. Bez Bebek'ten sonra nasıl projelerde yer aldın? Bez Bebek'ten sonra yine çocuk işi yaptık. Köstebekliler bahsettim. Ondan sonra bir aşk hikayesi oldu. Aşk tesadüfleri sever oldu. En sonunda geçen sene Nuri Bilge'nin Ahlat Ağacı işinde oynadım. Evet, çok büyük bir projeydi o da gerçekten. Yani, evet. Ben izledim Ahlat Ağacı'nı. Bu arada hani senin orada aldığın rol böyle biraz cins bir karakteri de evet, canlandırıyordun ama hani yanlış anlama sakın ama çok yakışmış. Bence çok güzel bir şekilde hani ortaya koymuşsun. Benim için okul gibiydi. Yani şey değildi. Çok ses uzun gibi bir değildi. Filmdi zaten. Hani sanat filmi olduğu uzun için. Uzun da çekiliyordu. O neler kattı sana? Ya onun kadrosu gerçekten çok iyiydi. Haliyle oyunculardan da çok fazla şey kaptım, öğrendim. Hem de Nuri Bilge ile çalışmak benim çok büyük hayalimdi gerçekten. Hani Kana gitmek, bir şekilde çalışmak hep çok fazla istiyordum ama düşünüyordum, diyordum ki hani hayal. Çünkü hem yaşım daki insanları çok fazla oynattığı söylenemez. Öyle bir şey olacaksa niye beni seçsin genellikle zaten hani farklı yöntemlerle buluyor vesaire. Bir şekilde oldu ve benim için hani gerçekten çok heyecanlıydı. Ben öğrendiğimde hiç zıplıyorum falan. Sen mi başvurdun, onlar mı seni bir şekilde hani ajansan falan onlar buldular. Güzel bir şey senin için. Ve benim haberim yoktu hani böyle bir film çekilecek, böyle bir şey olacak falan. Bana dediler ki hani böyle Nuri Bilge'nin işi için. Ben hani çıldırdım gerçekten. Ve o süreç de çok keyifliydi. Sete böyle elim ayağım titreyerek giriyorum. O şekilde çıkıyorum falan. Hala daha düşününce heyecanlanıyorum yani çok. Evet. Ne kadar sürdü çekimleri filmin? Çekimleri Çanakkale'de yapıldı zaten. Uzun. Ne kadar sürdü? Benimkiler 1,5 ay falan olabilir ama şu şekilde yani gerçekten hatırlamıyorum. Çünkü çok fazla gidip gelindi. Bir sahneyi gerçekten böyle bir günde, 2 günde falan çektim. Hani bir planı. Sen genelde ev içindeki planlarda yer aldın zaten. Ama oyuncular yani o kadar iyi ki gerçekten bir Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği bir filmde oynamak eminim ki senin için çok büyük bir prestij olmuştur. Peki sonrasında öyle bir projeden yer aldıktan sonra ne tarz teklifler geldi ya da geldi mi? Geldi ama o zaten geçen senenin sonuna doğru yani Mayıs ayında vesaire hani çıktığı için... Oradan sonra da benim artık böyle bir yoğun bir döneme girme. Çünkü konservatuvara hazırlanmaya başladım. O yüzden de çok bir şey yapmadım. Yapamadım daha doğrusu. Şu anda da hala daha o süreç içindeyim ama bakalım girdikten sonra artık yeniden bir şeyler yapmaya devam edelim. Peki sinema mı televizyon mu seni daha çok cezbediyor? Sinema. Ama tabii ki televizyon da eğlenceli. Ya şimdi televizyonda hani görünürlük daha fazla olduğu için sonuçta bir dizide yer aldığın zaman hani her hafta insanlar sana daha aşina oluyorlar falan. Genelde bu soruyu sorduğumda televizyon yanıtını aldığım oluyor ama sinema da çok büyük bir hani sonuçta sektör. Ama oyunculuğunu sinema alanında mı geliştirmek istiyorsun? Ya şöyle, dizi mutlaka yaparım. İleride yani konservatuara girdikten sonra mutlaka dizi yaparım ama ki ona da izin vermiyorlar ama bir şekilde o ayarlanır. Okurken herhangi bir projede yer alamıyor mu? Bazı üniversiteler izin vermiyor. O yüzden benim kafam birazcık karışık. Hani hangisine gireceğim konusunda çok net bir düşüncem yok. Ama bir şekilde o ayarlanıyor. Hani mutlaka yine dizide yer alırım. Ama benim hayalim nedir? Yine sanat filmi yapmak. Aslında tiyatroda çok fazla şey yapabilen yok. Hani tiyatroyu tamamen sadece tiyatro yapıp tutunabilen olmadığı için sinemayı da çok seviyorum. Bu şekilde. Seni seven insanlar seni yakın zamanda herhangi bir projede görecekler mi peki? Neye göre yakın ne zaman? Ne diyebilirsin mesela, onlara özlemişler seni, yani... burada da görmek istediler. Hani ne bileyim internette de bir şeyler olabilir, reklamda var mı böyle kafanda bu tarz şeyler? Şu an için yok ama senenin başında olabilir. 2020'nin yani. Başında. Yani daha doğrusu bu dönemin bitiminde. Anladım.
Zaten bu dönemde hani okula başlayacaksın sonrası, artık. Evet, başlayacak evet. Anlar. Peki sen kendine hani böyle diyorsun ya kötü rollerde oynamayı hani seviyorum. Yok hayır seviyorum değil. Denemek isterdim. Denemek istiyorsun. Sen kendini nasıl tanımlarsın Asena'yı? Asena'yı. Gerçek hayatta. Çok zor oldu. Nasıl tanımlarım bilmiyorum nasıl tanımlarım. Çok fazla çalışıyorum. Çalışkan olarak tanımlayabilirim aslında. Hı hı. Çok fazla dikkatim dağınık bu şekilde de tanımlayabilirim ama çok... Evet onu Kadıköy Karaköy olayında hırslı olarak da tanımlayabilirim. Evet. Hı hı. Ya bu hırs böyle hani şey bir hırs değil hani kendimi yiyip bitiren hani nasıl yaparım nasıl yapamam falan o şekilde bir şey değil ama hani... bir şey kafana koyduğun zaman... Koyduğumda yapıyorum evet. Yapabilecek hı hı. Durumda. Saçların gerçek renkli değil mi bu arada? Çok güzel saçların ya inanılmaz. Çok teşekkür ederim. Şeye benziyor... Sihirli Annem'deki Zeynep Özkaya'ya. Onun da böyle kızıl saçları. Onunla zaten sürekli karıştırıyorlar. Öyle mi? Evet, o da çilli falan benziyorsunuz. Aynen. Evet. Sihirli Annem'de mi oynadın? Hayır ben Sihirli Annem'de. Gerçekten mi? Şimdi gözlerin güzel çok. Ay sen. Teşekkür ederim. Birbirimize iltifatlar. Ne kadar güzel bir konuk şey anlayışı. Peki Asena bizi kırmadın geldin çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Sevenlerine buradan seni destekleyenlere bizim aracılığımızda neler söylemek istersin? Bu kadar uzun süredir bir şey yapmıyorum sizden özür dilerim ama gerçekten yine de takip etmeye devam ettiğiniz için desteklediğiniz için hepinizi çok seviyorum çok teşekkür ederim. Eminim onlar da seni görmek istiyorlar. Takip ediyorlar yakından. Bu videoyu da beğeneceklerini düşünüyorum. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Siz tekrardan görmek istediğiniz oyuncuları artık kim olursa aşağıya yorum olarak bırakın. Asena hakkındaki videomuz hakkındaki düşüncelerinizi de bırakın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Çok öpüyoruz. Görüşmek üzere.